LGS'ye son 217 gün altın değerinde günler Gerçekten bu süreyi iyi değerlendirdiğimizde hayallerimizdeki fen liselerini, Anadolu liselerini, Anadolu İmatip liselerini, sosyal bilimler liselerini rahatlıkla kazanabiliriz. Şöyle düşünün. Günde 10 soru çözseniz 2170 soru eder. Günde 100 soru çözseniz 21700 soru eder. Günde 200 soru çözseniz 43400 soru eder. Dolayısıyla sizler bunun daha da fazlasını, daha da verimlisini çözeceksiniz ve inşallah da hayallerinizdeki liselere gireceksiniz. Bazı yenilgilerin nedeni insanların işi yarıda bıraktıklarında başarıya ne kadar yakın olduklarını bilmemeleridir diyor Thomas Edison binlerce defa denemiş ve sonrasında icadını bulmuş. Bizler de bu LGS hazırlık sürecinde bazen matematikten dolayı, bazen denemelerden dolayı, bazen fen, bazen Türkçe, bazen İngilizce birçok şey moralimizi bozabilir ama bu kolay olmayacak arkadaşlar. Yani zaten rahat rahat oh, oh çok güzel çalıştım kazandım rahat bir şekilde diyorlarsa onlar ya doğru söylemiyorlardır ya da çok da kazanılacak bir yer kazanmamışlardır. Ama bizler sıkıntı çekiyorsak, bizler yoruluyorsak, bizlerin morali bozuluyorsa, denemelerde, matematikte, şurada burada yorulduğumuz anlar varsa bunun temel sebebi esasında kazanmaya değer yaklaştığımız bir hedef olduğu içindir. Yani gecenin en soğuk anı tam sabaha doğrudur. Yazında, kışında tam sabaha doğru bir hava iyice serinler ama sonrasında güneş doğar arkadaşlar. Dolayısıyla yorulmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, çalışacağız ve tevekkül edeceğiz. Şimdi LGS tayfa soruyor da Semra Korkmaz demiş ki akşamları mı ders çalışmalı yoksa sabah saatlerinde mi demiş. Hemen sorusuyla başlıyorum sonrasında devamını getireceğim. Arkadaşlar şu çok önemli arkadaşlar. Gün içerisinde bizim mutlaka mutlaka belli bir süre uyumamız gerekiyor. Bunu biliyoruz. Yani şurası uyuduğumuz an olsun. Tamam mı? Şurası uyuduğumuz an. Şimdi uyuduktan sonra, uyuduktan sonra uyandığımızda yeni bir güne başlıyoruz ve yeni bir güne başlamak bize gerçekten yeni bir restart. Hani telefon böyle donunca açıp kapatıyoruz ya. Bilgisayar takılınca açıp kapatıyoruz ya. İşte uyuyup uyandığımızda da gerçekten beynimiz restart yani. Yeniden başlamış oluyor. Bunu yeniden yapmak için gün ortasında da yani okuldan geldikten sonra da böyle bir kestirme, bir siesta, böyle bir küçük bir uyku vermek de gerekiyor. Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman sabah ya da akşam olmuyor. Her bir an ...esasında sabah gibi oluyor sevgili Semra. Aradaki uyku çok çok değerli. Altın değerinde telefonu yeniden açıp kapatmak gibi oluyor. Tabii uyuyup bütün gün uyumayacağız yani. Böyle uyuyup, alarm kurup yeniden uyanacağız. Sonra... Peki ders çalışırken neler dikkat edilmeli ve ders çalışırken masamızda neler olmalı? Odaklanmak için neler yapmalıyız? Birincisi arkadaşlar ders çalışırken masanızda telefonunuz olmamalı. Yani sınava girerken yanınıza cep telefonunuz götürüyor musunuz? Yazılara girerken, denemelere girerken? Hayır. Aynı şekilde LGS girerken de götüremeyeceksiniz. Ders çalışırken masanızın başında telefon olursa bir bildirim gelir arkadaşınızdan. Teyzeniz zarar, halanız zarar, Arkadaşınız çok önemli bir şey duymuştur onu söyler. Boş verin. Telefonu dışarı çıkarın. Yarım saat çalışın ama tam güzel güzel telefonsuz çalışın. Yani telefon yanınızda bir saat çalışmaktansa ne oldu? Tamam oldu peki oldu. neyse söyleyip devam edeyim. Diye çalışmaktansa telefonsuz yarım saat çalışmak tam odaklanmak çok daha iyi. İkincisi ve en önemlisi arkadaşlar şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Yapacağınız bir program çok değerli. Mesela diyelim ki LGS'de Türkçe dersinde yapacaklarınız var. Tamam işte birinci konu fiilimsi, ikinci konu cümlenin ögeleri, üçüncü konu fiil çatısı, dördüncü konu, beşinci konu diye gidiyorsun. Değil mi? Beş tane konu olsun. Sonra başka hangi ders çalışacaksınız? Mesela fen dersi. Fen de birinci konu, ikinci konu, üçüncü konu. Sonra diyelim ki inkılap dersi. Birinci konu, ikinci konu, üçüncü konu. Matematik falan böyle gidiyor olduğunu düşünün. Tamam mı? Ee, hatta buraya da matematik yazalım. Matematikte işte birinci ünite, ikinci ünite, üçüncü ünite. Sonra bunları bu şekilde dizikten sonra şöyle güzel güzel tabloyu da oluşturacaksınız. Tamam bunu karşınıza asacaksınız. Bu ne işe yarıyor bakın söylüyorum. Şimdi Bunları yaptınız tamam konular belli. Tabi burada ben üç dedim ama belki beştir belki ondur o önemli değil. İngilizce de var. Ee, aynı zamanda işte din de var. Veyahut da işte başka Türkçe inkılap. So ya yani bu, bu kadar yeterli zaten. Dini yazmanıza gerek yok. Din rahat rahat yaparsınız. Şimdi bunu yaptık ya. İlk başta bu kısma konu anlatımı yazıyoruz. Konu anlatımı çalışmanız lazım. Okulda hocanız dinleyerek veya kursta veyahut da işte bizim videolarımızı takip ederek bunu yapmanız lazım. Bu bir. İkincisi arkadaşlar örnek sorular. Yani örnek sorulara baktım mı? Örnek sorulara bakmanız lazım. Yapamasanız da zor da olsa bakacaksınız. Sonrasında LGS sorularına baktım Yani çıkmış sorulara baktım Sonrasında işte diyelim ki Tonguç'tan diyelim ki Dinamo Soru Bankanız var. Dinamo'ya'dan çözdüm mü? Sonrasında işte Zoru'dan çözdüm mü? Sonrasında X yayınları var. Başka yayınlar var elinize. Oradan çözdüm mü? Y yayınları var. Başka yayınlar var. Bundan çözdüm mü? Sonrasında bakın bu da çok önemli. Kopya mı hazırladım mı? Nasıl yani hocam ya? Evet evet. Kopya çekmeyeceğiz ama kopya hazırlayacağız. Nasıl yani hocam? Bakın bunu da söylüyorum şimdi. Kopya neden hazırlıyoruz? Bakın. Şimdi diyelim ki de, Türkçede, İngilizcede, biraz İngilizce mesela ezberlemeniz gereken bir sürü kelime var değil mi? Bu kelimeleri siz eğer küçük küçük kağıtlara yazarak yani kopya gibi küçük küçük kağıtlara yazarak yanınıza gezdirirseniz bunların her bir aklınıza kalıyor. Esasında bizim dünya ünlü futbolcuları, işte şarkıcıları, oyuncuları, dizi oyuncuları aklımızda tutmamızın sebebi onları oturup çalışmamız değil. Onları sürekli farklı farklı yerlerde, televizyonda, dışarıda, billboardlarda görmemiz. Ve gördüğümüz için beynimize yerleşiyorlar. İşte biz de İngilizce'de, Fende, Türkçe'de artık inkılap tarihinde öğrenmemiz gereken kavramlar. Tevhidi, tedrisat, işte ne bileyim friendship, team life bir sürü kelime var. Bu kelimeleri aklımızda tutmak için küçük küçük kağıtlara yazarak farklı farklı yerlerde karşılaşırsak bunlar beynimizden hiç çıkmıyor. Yani LGS'den sonra bile unutamazsınız yani. Aklımıza takılı kalır. İşte kopya eden kastım bu. Çekmek için değil. Hazırlamak için. Ve bu size huzur da verir. Sonrasında tabii her de matematikte gerek yok. Çünkü matematikte zaten soru çözmeniz gerekiyor. Ama işte Fendi, inkılap tarihinde, İngilizce'de bazı şeyler var ki direkt ezbere dayalı. Yani bunu aklında tutman gerekiyor. Yani İngilizce eğer kelimeyi bilmiyorsan mesela örnek veriyorum. Reply, cevap vermek bunu bilmiyorsan soruyu yapamıyorsun. Dolayısıyla kelimeyi kartlara yazmak çok çok değerli. Sonrasında başlıyorsun. Konu altımı yaptım. Örnek sorulara baktım. LGS sorularına daha bakmadım. Zordu. Dinamo'dan çözdüm. İşte X'ten çözdüm. Daha zordan çözmedim. Zordu. Y'den çözdüm. Böyle gidiyor. Veya Türkçe'de hepsini yaptım mesela. Örnek veriyorum. İşte FEN'de hepsini yaptım. Birinci üniteler için söylüyorum. Böyle gidiyorsunuz. Bu şekilde bu sayfaları dolduracaksınız. Yani ne yapacağınızı bileceksiniz. Matematikte ben bunları yapacağım. Konu altım olarak bunları yapacağım. Dinamo'dan bunları çözdüm. X'ten bunları çözdüm. Türkçe'de bunları yaptım gibi bir tablo olması lazım önünüze arkadaşlar. Burada şu çok çok önemli. Diyelim ki deneme çözüyorsunuz. Denemede işte Türkçenin üçüncü konusundan yanlışın çıktı. Bir bakıyorsun ki konu anlatımını yapmışım. Örnek sorulara bakmışım. Dinamo'ya bakmışım. Zordan çözmüşüm. X'den çözmüşüm ama daha hala Y kaynağımı çözmemişim. Artı LGS sorularına bakmışım. Hemen bunları da bakayım diyeceksin ve kapatacaksın delikleri. Bütün delikleri kapattığın halde hala hatalar çıkabilir. Önemli değil. Çalışmaya devam edeceksin. Gerekirse W diye de bir kaynak ekleyeceksin. Oradan da çözeceksin. Gerekirse Z diye de bir kaynak ekleyeceksin. Oradan da çözeceksin. Dolayısıyla her bir deliği kapatarak sınavda en yüksek netlere ulaşacaksın. Çünkü sınavda arkadaşlar bir konuyla alakalı sevgili Semra ve diğer arkadaşlar hepinize sesleniyorum. Bir konuyla alakalı çıkabilecek 10 tip soru var. Birinci, ikinci, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tip soru var ya. Sen konuyu öğrendiğinde birinci soru tipini görüyorsun. Sonra biraz daha dinliyorsun ikinci soru tipini görüyorsun. Sonra biraz daha dinliyorsun üçüncü soru. Soru, soru çözüyorsun dördüncü soru tipini görüyorsun. Sonra şimdi dört soru tipi gördün. Ama sınavda bunlardan biri gelirse yapabilirsin. Aa yaptım ne güzel kolay bir konuymuş diyorsun. Ama ya bu tipten soru gelirse, ya bu tipten soru gelirse o zaman kaçırıyorsun. Dolayısıyla biraz daha farklı kaynaklardan soru çözdüğünde... ...yani az önceki gibi tablodaki şu kısımları, şu delikleri teker teker kapattığında daha iyi oluyor. Şu anda bak bir konuyla alakalı çıkabilecek sekiz soru tarzında biliyorsun. Eğer dokuzuncu ve onuncu soru tarzı gelmezse Muhtemelen bu soruyu doğru yapacaksın. Yani yüzde seksen bu soruyu doğru yapacaksın. Mesela örnek veriyorum. Sözcükle anlam konusunda birazcık bakıyorsunuz hepsini doğru yapıyorsunuz. Niye? Çünkü sözcükle anlamı günlük hayatımızda çok kullandığımız için zaten çoğunu biliyorsunuz gelebilecek sorular. Yani onda on yapmış gibisiniz. Ama matematikte bir konuyla alakalı bu kadar soru çözseniz kaçabiliyor. Çünkü dokuzuncu ve onuncu ihtimalden soru gelebiliyor. Ama bu soruları da çözerseniz, bu yanlışları da yaparsanız artık bütün delikler kapanıyor ve soru kaçacak yer bulamıyor. Hayalleriniz kaçacak yer bulamıyor. Siz hayallerinizin peşinden koştuğunuz için o sorunun peşinden koş koştuğunuz için onu yakalayıveriyorsunuz ve soru size teslim oluyor. İşte bu şekilde ne yapacağınızı bilerek gitmek çok daha değerli sevgili Semra. E, masamıza masamızda neler olmalı diye cevapladık nasıl çalışacağımı söyledik. Odaklanmak için de dediğim gibi telefon olmaması çok daha değerli. Yani bir saat telefonla çalışmak mı 30 dakika e, telefonsuz çalışmak mı dersen ben bunu tercih ederim. Niye? Çünkü telefonda a Pakize mesaj atmış. Ay işte Merve bir şey demiş. Bu kafanı karıştıracak. Son soru olarak da çalışma düzeni nasıl olmalı? İşte çalışma düzeni bu olmalı. Yani baktığında göreceksin. Matematikte bunları yapmışım. Dinamodan bunları çözmüşüm. Türkçe'de üçüncü ünitede bunları yapmışım. Fende ikinci ünite bomboş. Buna benzer çalışmalar yapmanız gerekiyor. Ders çalışma ilk hangi tarz sorulardan başlamalı? Az önce söylediğim gibi ilk başta örnek sorulardan, kolay sorulardan başlamanız gerekiyor. Direkt zordan başlarsanız gözyaşı olabilir arkadaşlar. Şimdi Haftanın önerilerine geldiğimizde Tonguç Plus'ta canlı yazılı provalarımız var arkadaşlar. Mutlaka Tonguç Plus'a üye olun. Tonguçakademi.com'da hem LGS dersleriniz hem de Tonguç Plus'ta canlı provalarla sizlere destek olmaya devam ediyoruz. 10 yeni İngilizce kelime öğren. İşte bu kopya dediğimiz yöntemle 10 yeni İngilizce kelimeyi rahatla öğrenirsin. Kartlara yaz, cebine at. Kantine giderken, okulda gezerken, teyzeni ziyaret ettiğinde, halanlara gittiğinde, arkadaşına sohbet ederken, marketten bir şey alırken bak tak hemen aklında kalır. Ee, Zorlandı bir konu konu videosunu tekrar izle demişiz önerilerde. Şimdi haftanın zor kaynağına baktığımızda Kazıkol Aziz Bankası yani Zoru Bankası'nın Zoru Seti. Burada set halinde olunca hepsi daha avantajlı oluyor. Türkçe Zoru Bankası, Matematik Zoru Bankası, Fen Zoru Bankası ve Din İnkılap İngilizce'nin birleştiği Ondon Zoru Bankasından oluşuyor. Gerçekten buradaki sorular zorlayıcı sorular arkadaşlar. Yani bilhassa e, matematikte zor sordukları için biz de matematikte gözyaşı ile hazırlamış arkadaşlar. Hatta ben böyle Türkiye dersi yapmış mesela Türkiye birisi olmuş öğrencimiz geldi ona sormuştum. Buradan çözümü mü? Hocam ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamadık. Çok zor sorular var demişti. Gerçekten zorlayıcı sorular. Eğer belli bir seviyeye geldiyseniz buralardan çözün. Ama tabii Türkçe, fen ve inkılapta mantıklı bir seviyedir. Yani inkılapta böyle Mustafa Kemal Atatürk'ün ayakkabı numarası kaçtır? Böyle zorlukta bir soru çıkmıyor. Mantıklı yoruma dayalı zorlukta soru çıkıyor. O yüzden buradaki sorular o zorlukta arkadaşlar. Her biri kare soru çözümleri var ve her birinde ekstra dijital sorular da var her bir testte. Onları da bilin. Ve zaten arkasında da bakın zorluk seviyelerini yazdık. Bak 268 pro seviye, 1128 zor seviye, 1595 orta seviye, 308 temel seviye soru var. Başlangıç seviye soru yok. Temel seviye sorular da koyduk çünkü işte dinde ya da işte bazı konularda temel seviye soru da gerekiyor. Mesela Türkçedeki sorulara baktığınızda resmen... Ne yapmaya çalışıyor hocam diyebilirsiniz. Bu soruları da güzel güzel çözdüğünüzde inşallah LGS'de hayalleriniz için en doğru adımları atmış olacaksınız. Mutlaka takıldığınızda karakter okutarak soruların çözümünü izleyin arkadaşlar. Neden? Hem ekstra dijital sorulara ulaşmış oluyorsunuz hem de belki de siz başka bir yöntemle daha rahat çözebileceğini hocamızdan öğrenmiş olabilirsiniz. Zoru set avantajlı oluyor dördü birden bir arada olunca. Tonguç mağazadan ya da size yakın Tonguç kıtas bu sete, bu kitaplara ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kolay olmayacak. Zor olacak biraz ama en sonunda da çok güzel olacak. Hadi bakalım.